bir milletvekili var. Artık AK Parti milletvekili Mehmet Ali Çelebi. Ama hikayeyi şöyle özetleyelim. Siyasete CHP'de başladı. Sonra Memleket Partisi'ne geçti. Arada bir bağımsız falan bir şey galiba bir dönem. Şimdi de AK Parti'de. Yani 4 yılda 3 parti. Biz bu bayrak, bu vatan, bu toprak için yemin içmiş bir teğmenin nikahına şahitlik etmiştik. Bugün bir RTÜK üyeliği için silah arkadaşlarını satan birinin U dönüşüne şahitlik ediyoruz. PKK, Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez. Bu çocuk daha önce de diyordu ki Oslo'da, Kandil'de, Dolmabahçe'de PKK ile düşüp kalkanlara karşı mücadele etmek benim namus borcum diyordu. Kumpas mağduru Mehmet Ali Çelebi bir yılda 3 parti değiştirdi. CHP'de başladı siyasete. Memleket Partisi'ne geçti, şimdi de AK Parti'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürle. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Mustafa Kemal askeri sen. Mehmet Ali Çelebi Ergenekon davası kapsamında 2008'de tutuklandı. 41 ay cezaevinde yattı. Cezaevinde evlenirken nikah şahidi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. 2014'te beraat etti. Parti meclisi üyelikleri sonrası 2018'de CHP İzmir milletvekili olarak meclise girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin komutanları düzmece delillerle özel görevli mahkemelerde esir alınırken teröristler sınırda şenliklerle karşılandı. Ayaklarına kırmızı halılar serildi. Daha 2 yıl önce 2020 yılında CHP milletvekili olarak mecliste yaptığı konuşma AK Parti iktidarını FETÖ ve PKK ile işbirliğiyle suçluyordu Çelebi. Kumpas esirleri yerine FETÖ'cüler general yapıldı. O generaller de geldi. 15 Temmuz darbesinde başrol oynadılar. FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi önceleyen siyasi anlayışım gereği yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında devam edeceğim. Bu da 2 yıl sonraki açıklaması. Terörle işbirliğiyle suçladığı AK Parti'ye katıldı. Mehmet Ali Çelebi kumpaslarla hapis yattığı, bazıları hayatını kaybeden silah arkadaşlarını bu süreçte satmıştır. Atatürk'e idam fermanı çıkaran Vahdettin'in savunucularının partisinde kendisine başarılar dilerim. Yerel seçimleri kaybedeceğini görünce Abdullah Öcalan'a mektup yazdıranların partisinde başarılar dilerim. FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma, kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum. Başımın tacısınız. Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz siz istediğiniz an siyaseti bırakmaya söz veriyorum. Süleyman Soylu bu tweet'i atıyor. Terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Milletimizi katleden şerefsiz FETÖ'cüler gibi davranmaktadır. Sen Mehmet Ali Çelebi onuruna, şerefine, haysiyetine bu adamla aynı sıralarda oturmayı yediriyorsan sana benim hiç sözüm yok. Tepkilerin odağındaki Mehmet Ali Çelebi artık AK Parti milletvekili. Meclisteki sandalye dağılımının değişmesiyle bir gün önce RTÜK üyeliği için İyi Parti'de olan kontenjan da yeniden AK Parti'ye geçti. Şimdi bu çok ilginç. Biliyorsunuz geçenlerde İçişleri Bakanlığı'ndan kısa sürede Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan bir isimden bahsettik. Şundan birkaç gün önce. Şimdi de tam bu sansür yasası meclisteyken ve RTÜK'te üyelerin dengesi değişecekken RTÜK'e üye transferi veya üye atanması konusunda ilginç bir gelişme, bunu etkileyecek ilginç bir gelişme yaşanıyor. Sansür meselesine geleceğiz. Hatta geliyoruz. Ama bakar mısınız gözden uzak neler yapıyorlar? Öyle bütün zemini ayarlamak için. Şimdi sansür, ondan sonra da hem bu RTÜK yeni üye denge hem de anayasaya iki maddesine başta olmak üzere 26-28 alenen aykırı yasa tasarısının meclisteki görüşmelerine geleceğiz. Konuşacağız.